Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir önceki tüy zamanı kuşlara verilmesi gereken yem miktarı diye anlatmıştım. Lakin çok iyi anlaşılmadı herhalde. Özellikle görsel yapmak istedim. 10 kilo yem üzerinden konuşuyorum. 10 kilo yem üzerinden. Yani 10 kilo yem yaptıracaksınız. Gidiyorsunuz yemciye. Ne yapmanız gerektiği, ne işe yaradı. İlk öncelikle şöyle söyleyeyim size, mısır. Arkadaşlar, mısırın içerisinde 10 kiloda 2,5 kilo mısır olacak. Ne işe yarıyor onları da size sayayım. Bol miktarda E, A, B, K vitaminleri, kalsiyum ve potasyum bakımından çok zengin. Magnezyum, fosfor, çinko, demir, bakır mineralleri çok zengin. Bağırsakları yumuşatır. Kursak şikayetlerini azaltır. Göz ve böbreğe katkıda bulunur. İdrarı düzenler, temizler. Böbrek taşlarını düşürmede yardımcı olur. İltihaplı hastalıkları, ağrıları azaltır. Bunların tamamı arkadaşlar mısırda. Şimdi ne dedik? 10 kilo yem yaptırıyoruz ya. 2,5 kilo mısır olacak içerisinde. Sırada ne var? Ben bunları tek tek yazdım. Kenevir. Hani kendir tohumu kenevir diyoruz ya arkadaşlar, bu. Bu da 1,5 kilo olacak. %15'i yani. 1,5 kilo kenevir tohumu olacak. Onun içinde ne var ben size söyleyeyim. Protein çok var. Protein. Teamin diye bir protein daha var. B1, B2, B3, B6. Vitaminleri var. Mangan, bakır, çinko, fosfor, kalsiyum, demir bakımından çok zengin. Hani şimdi kuşlarımız tüye giriyor. Tüylerini attıkları zaman biliyorsunuz halsiz, keyifsiz duruyorlar ya. Yani kuşlar belli mineral, fosfora, demire, bakıra, alüminyuma ihtiyaçları var. İşte bunları karşılamak için bu hesap yapılmış. Yine söylüyorum. 1,5 kilo, 10 kilo kenevir tohumu, saydıklarım içerisinde tamamı var. Şimdi aktarı. Bakınız arkadaşlar, aktarı muhabbet kuşu yemidir. Aktarı. Onun içinde ne var onları size sayayım. Bunu da %10, 1 kilo. Yani 10 kiloluk yapacağımız yeme 1 kilo aktarı koyuyoruz. Yağ bakımından zengin. Selüloz, protein, karbonhidrat içerir, sindirimi kolaylaştırır. Bu sindirimle alakalı protein, teamin vesaire var içerisinde. Silikoz, protein, karbonhidrat. Şimdi arkadaşlar arpa, görüyorsunuz bu arpanın içidir. Arpa içi. Onun içerisinde ne var? Bu da %10 olacak. 1 kilo da bu olacak arpa içi. Parsiyon. Kalori, yağ, kolesterolü, sodyum, potasyum, şeker, diyet lifi, karbonhidrat, protein, magnezyum, demir, kalsiyum, A, D, C, B6 vitaminleri içerir. Bak bir öncekinde de vardı bu vitaminler. 1 kilo, 10 kilo arpa koyuyoruz, onları karşılıyoruz. Sırada ne var? Aspir. Arkadaşlar, bizim evet. Arkadaşlar aspirin içerisinde, onu sayayım size şimdi. Amino asitler var, mineraller var. B1, B2, B12, C vitamini, E vitamini, kap damar, travma, şişlik ağrılarına da iyi gelir. Bunu yarım kilo koyuyoruz. 10 kilo yarım kilo. Hani saka yemi deriz ya, bildiğimiz saka yemi. 10 kilo yarım kilo. Şimdi onun sırasında bezelye var arkadaşlar. Bakınız bezelyenin içinde neler var. E vitamini, A vitamini, C vitamini, K vitamini, B9 vitaminlerin tamamı onun içinde. Bezelyenin içinde. Bu da 2,5 kilo olacak. Yani 10 kiloya 2,5 kilo olacak. Peki devam ediyorum. Potasyum, fosfor, magnezyum, kalsiyum, sodyum, demir, selenyum, çinko, bakır, magnezyum ve çok çeşitli mineraller var içerisinde. 10 kiloya 2,5 kilo da bezelye koyuyoruz arkadaşlar. Geriye buğday kalıyor. Buğday da %10, 1 kilo. Yani 10 kiloya 1 kilo buğday koyuyoruz arkadaşlar. Bildiğimiz buğday. Siyah, esmeri, yumuşağı, serti fark etmez. Onun içinde de su var.
Karbonhidrat var, protein var, yağ var, selezyum var, magnezyum var, yağlar ve küller. Artık küller var. Şimdi arkadaşlar, bakınız. Bunların hepsini saydım. Şöyle bir gezdirelim bunları tekrar. Kenevir, aktarı, aspir, cin mısırı yani veya mısır, kırık mısır olabilir, buğday, arpa. Bu da bezelye. Tamamı bu liste. Ben bunları tek tek, bunlar bilimsel Google'dan bulabilirsiniz arkadaşlar. Yani illa sahibiniz kafadan atmayın. Onu söyleyeyim size. Arkadaşlar kırmızı biber. Bakınız sürekli söylüyorum. Hani diyorsunuz ya benim 1000 liralık 2000 liralık kuşum var. Hani diyorsunuz ya tüyleri bozuk, renksiz, kabarık, dağınık. Arkadaşlar biber içerisinde pigment oluşturuyor. Pigment her insanın saçında da azaldığı zaman beyazlar benim gibi. Yani gençken pigment yüksektir, alttan kökten besler, onun için siyahtır. Beyazlıyorsa bilin ki o pigmenti eksik aldığındandır. Şimdi bunu kuşlara niye veriyoruz? İçerisinde yüksek oranda pigment var. Tüyleri düzenler, parlatır, büyütür, canlandırır. Tüylerin dibindeki kıllar var ya, kılları besler. Şimdi bu karışımın içerisine bunu da katabilirsiniz. Bunu da katın kardeşlerim. Çok faydası var. Şimdi bunları niye veriyoruz tüy dönemi? Hani kuşlar şimdi keyifsiz bir şekilde hep söylüyorsunuz ya hocam kuşlar böyle kendini şişirmiş, kabarık, yemini suyunu yiyor ama geçiyor bir tarafa uyuyor vesaire vesaire diyorsunuz ya. İşte bu protein, vitamin, minerallerin tamamının eksikliği. Özellikle bu yem karışımı sadece tüy dönemi. Tüy dönemi ne zaman başlar? 5. ayın ortalarına, sona doğru başlar. Kümesten kümese farklılık gösterir. 12. aya kadar çıkar. Bakınız arkadaşlar, şunu kaçırmayın. Tüy döneminde kuşlar bütün hastalıklara açıktır. Çünkü canı yanıyor, keyifsizdir. Hareket etmediği için de kötü huylu bakteri vücudunu yavaş yavaş işler. Tam bu noktada bir, YouTube kanalımızda doğru havalandırma nasıl yapılır? O bildiklerinizi unutun. Ceren yaptırmayın, pencere açmayın, önlerini komple açmak havalandırma değil, hava sirkülasyonu. YouTube kanalımızda biliyorsunuz 2-3 tane bunun özellikle videosu var. Bir defa havalandırmanız düzgün olacak. 2, içeride dışkı kokusu olmayacak. Seyyar folluklar yapın, limon kasalarını seyyar kullanın. Yavru mu var, dışkısı mı var, 2-3 gün çok mu pis biriktiriyor? Hemen limon kasasını dışarı at, yenisini yerine koy. Seyyar olsun, böyle üst üste yığmayın. 3, follukları yerden itibaren dizmeyin. Yerden itibaren dizmeyin. Bel seviyesinden yukarıya dizin folluklarınızı. Şimdi belden aşağı dizdiğiniz zaman kümesle kanat vuruldukça bu tozların tamamı alt folluklara giriyor. Göz sulanması, burun akıntısı, gırtlakta balgam, hıçkırık, nefes darlığı işte onun için ortaya çıkıyor. Arkadaş koca kümesi var, bakıyorsun adam yerden beri itibaren dizmiş. Ya kardeşim iki tane ayak, hani raf altı deriz ya, iki tane ayak çak şöyle bel seviyesinden, üstünden de bir tahta geç, limon kasalarını koy üzerine. Yani yerden yukarı olacak. Böyle olursa, şimdi yerden yukarı yaptık. Hem kümesin altı genişlemiş oldu, hem de süpürüp temizlemesi çok rahat oluyor. Çünkü yerde kasa olmadığı için. Bunu yapmalıyız artık. Kasaları da yaptık, havalandırmamızı da yaptık. İşte bu karışımı da, bu tüy dönemi, bu karışımı da kardeşim 10 kilo üzerinden ben hazırladım. Siz 20 kilo üzerinden hazırlayın, fark etmez. Bu karışımı da hazırlıyorsunuz, kuşlara veriyorsunuz. İşte o tüy zamanı. Tüy zamanı arkadaşlar, o kuşların istediği B vitaminleri. Vitamini her çeşidi, mineral, proteinler, besin maddelerinin tamamı bu saydığımız karışımın içinde var. O zaman göreceksiniz ki kuşlar tüy dönemini kısa vadede atlatacak. Yani çok daha kısa vadede atlatacak. Şimdi adam diyor ki tam 4 aydır kuşların tüyden çıkmıyor. Çünkü yeterli beslenemediği için sürekli tüy atmaya başlıyor. Ya da yenisi yerine çıkmıyor. Boyuna döküyor. Yani birçok bilimsel sebebi var. Yani o detaylara ben bilmem, zaten o kadar incesine de inmek istemem. Ama bildiğimiz bir şey var. Hayvan yeterince beslenemiyor. Ondan dolayı. Şimdi arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. YouTube kanalımızda
Dut yaprağını anlattık. Zeytin yaprağını anlattık. Ve birçok hastalığı anlatıyoruz. Doğal yoldan nasıl tedavi edilir? Mesela bir dut yaprağında 12 tane vitamin var. Şaka değil. Parayla almıyorsunuz. Kalsiyum deposu diye bir videomuz var yumurta kabuğundan. Bunlar hep bedava. Bu kanala girdiğiniz zaman tamamını izleyin. Yani izleyin, hepsinden illa bir şey kapacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.